her türlü dili açabilecek potansiyele sahibiz. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cem Zorlu, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Rektör Zorlu, her yıl yapılan ve geleneksel hale getirilen üniversitenin çalışmalarının ve projelerinin anlatıldığı basın buluşmasında 2020 yılı çalışmalarını ve gelecek döneme ilişkin projeleri paylaştı. Bu noktada yer ama. Hakikaten geriye dönüp baktığımızda bir yıl içerisinde çok ciddi işler yaptık. İlk kez, bunu hemen başta ifade edeyim, size verilen dokümanlar içerisinde de var. Bu sene 2020'nin muhasebesini yaptığımız iki tane bülten bastırdık. Birisi 6 aylık birinci bülten, ikinci bülten de diğer 6 ay ifade ediyor. Neler yaptığımızı anlatıyoruz. Üniversiteyi Necmettin Erbakan adına yakışır bilinen, kaliteli bir üniversite haline getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Rektör Zorlu, Türkiye Cumhuriyetlerinde Necmettin Erbakan Üniversitesi adını duymayan öğrenci kalmayacak ifadelerini kullandı. Kaliteli öğrenciyiz. Yoksa buraya doldururuz biz. 10 bin tane, 20 bin tane öğrenci gelir. Samimiyetimle söylüyorum, 2 yıl içerisindeki burada uluslararası öğrenci sayısını 15-20 bine çıkarırız. Ama mesele o değil. Standartlı büyümek, kaliteli büyümek. Hedefimiz zaten öğrenci sayımızın %10'u ama kaliteli. Türkiye ekonomisine 22 milyon liralık katkı sağladıklarını dile getiren Cem Zorlu, Konya turizmine katkı sağlayacak balon turizminin başlayacağını da müjdesini verdi. Bu tabii görünürde sanki basit bir şeymiş ki ama arkasında onlarca kişinin çalıştığı, gecesini gündüzüne kattığı bir emek var burada. Basın toplantısı soru cevap ve temenni ile sona erdi. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın deyimiyle bir başkent her zaman başkenttir. Başkente yakışır faaliyetlerde icra ettiğinizi söylediniz.